Menajersiz olmuyor abi işler. Hem olsa bile ne öyle saçma. Esnaf gibi kendi pazarlığımı kendim mi yapacağım yani? Aman sana menajer mi yok? Bulursun yeni birini Tolga. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Hazırdan yiyorum diyorum sana, hazırdan. Annemin kredi taksini bile ödeyemedim ya. Gittim Pelin'den borç aldım. Yani biliyorum. Halledeceğiz bir şekilde artık. Ödeyeceğiz yani para olunca. Olur ya. Olur oğlum arkadaşlar arasında öyle şeyler. Sen şey yapma, takılma, boş ver. Ama biliyor musun? Pelin gibi bir kadın bir daha dünyaya gelmez abi. Hem dünya güzeli ol, hem iyi kalpli ol, hem de benim gibi hayatını mahveden bir adama kıyamam. Bildiğin eşeğim oğlum, eşek. Aman, boş ver be moruk. Tamam işte, sen de dersini almış oldun böylelikle. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Yani hayır ya, şunu merak ediyorum yani. Acaba ne oldu da o iyi geldi acaba? Ne oldu da iyi geldi? Sen lafını bile tamamlayamadın. Neye iyi geldi acaba? Sen çok mu kötü bir durumdaydın? Acaba ben böyle baş başa kalalım diye ortam yapmaya çalışıyorum. O mu geldi seni acaba? Hayda ya, ne alakası var? Ben işte bu birkaç gündür... Ya... Ben komik değil miyim? Sen hem komik... Ben hem komik hem esprili bir insanım. Ya ama bak bana hiç bu kadar gülündüğünü görmedim ben. Ben içeri girdiğim zaman sen böyle kocaman gülen birisi ağzın sadece. Yani sadece kocaman bir ağızdan oluşuyordun. Ve hala gülüyorsun, etkisinden kurtulamamışsın. Sen beni kıskandın mı Rüzgar'dan? Kıskandım tabii. Niye kıskanmayacakmışım? Rüzgar senin asker arkadaşın mı? Ya yok Rüzgar işte. Ya, bizim Rüzgar yani Sinan'ın arkadaşı öyle bir... Ne oluyor öyle olunca? Bacılık mertebesine mi yükseliyor? Olmuyor mu onlardan sevgili? Yok canım olur yani niye olmasın da... Ben ona hiç o gözle bakmadım ki. Hiç sana baktığım gözle bakmadım ben ona. Bakmayacaksın zaten. Gözlerini oyarım seni. Sen ayrıca bunu böyle övüne övüne söyleme zaten bakmayacaksın. Ayrıca en çok da bana güleceksin. Ya ben sana hep gülmüyor muyum zaten? Ha? Sen tanıdığım günden beri benim güneşim oldun. Aydınlık gülen yüzüm oldun. Ya benim bunları duymam için böyle illa sana kızmam mı gerekiyor acaba? Hey, bu kadar güzel bak yeter. Bülent abi. 5 gün izin versen bence. Serkan bak bu iki oldu abicim. Ne olduk? Abi bir arka tarafa gelebilir misin? Önemli. Gelirim. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel Serkan. Ya o arkada ne var? Ne saklıyorsunuz siz o arkada acaba? Ne var? 5 gün bana yeter. Ben 5 günde neler yaparım? Ne var arkada? Ağlama. Ne işin var lan senin burada? He? Abi ben senden ve şefimden özür dilemek için... Lan neyin özrü ya? Neyin özrü neyin? Sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? İşte o yüzden buradayım zaten. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Annem bile benimle konuşmuyor ya. Tamam hadi sen git. Ben bunu bir düşüneceğim. Hadi hadi. Ceyda meselesi hala bitmedi, öyle mi? Bülent'e söyledim, sana da söyleyeyim. Lütfen bir süre o kızın adını dahi duymak istemiyorum. Yani bana kalsa sonsuza kadar anmayalım ama. Şunlar şey mi? Akşamki parti için mi? Hı hı. Ya sen bayağı önemsiyorsun bu partiyi. Küçük ekmeklerin üzerine küçük peynirler ve salamlar koyuyorum. Yani önemsemiyorsun. Aslına bakarsan ne gerekiyorsa onu yapıyorum Pelin. De, sen ne demek istiyorsun? Yok ya ben öyle bir şey söylemek istemedim. Yani bir arkadaşın geliyor sonuçta ve parti veriyorsun. Yani bundan doğal ne olabilir ki? Değil mi?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.